Tamam değil mi her şey? Evet, şimdi her şey tamam. Keti, neler yapmışsın sen? Afiyet olsun. Ne oluyor anneciğim, bir kutlama falan mı var? Yo, anne kız güzel bir yemek yiyelim dedim. Ya hiç normalde yapmazsın da böyle şeyler, bir garip geldi. Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Bak Aslı'yla abin ne güzel düşünmüş. Sen böyle mi karşılık veriyorsun? Mina. Gel abiciğim hadi odama çıkalım. Ya bırak. Sürekli beni mi göndermeye çalışıyorsunuz? Beni susturmaya çalışıyorsunuz. Ben artık susmuyorum. Abiciğim hepimiz acı çekiyoruz. Lütfen. Ben sizin acı çektiğinizi görmüyorum abi. Kızım. Birbirimize karşı koyarak nasıl bir arada olacağız? Baba biz zaten bir arada değiliz ki. Biz bir arada değiliz. Aslı ile abim bir arada. Onun dışında hepimiz dağıldık. Siz görmüyor musunuz? Baba kör müsünüz siz? Abicim annem döndüğünde zaten... Annem döndüğünde mi? Abi annem sizin yüzünüzden orada. Annem Aslı yüzünden orada. Ya Aslı geldiğinden beri annemle kaç kez takıştılar? Kaç kez bizim bu masada huzurumuz kaçtı? Şimdi tüm suçlu ben mi oldum? Şu masada en az günahı olan insan benim abi. Bir daha Aslı'nın olduğu sofraya bile beni çağırmayın. Mina yeter! Aslı benim karım. Bu ailenin bir parçası. Bugün bu masaya hazırlamak için ne kadar uğraştı. Aslı bu masadan kalkmayacak, sen de artık susacaksın. Öyle mi abi? Yani şimdi Aslı bütün ailenin önüne geçti, öyle mi? O zaman ben size bir şey söyleyeyim, siz beni daha iyi anlayın. Eğer içinizden biri şu an orada annemin yerinde olsaydı ve annem burada olsaydı, annem değil bu masaya oturmak... Tamam, siz de üzerine gitmeyin. O daha küçük. Annesi hapiste, annemiz hapiste abi. Bırakın bağırsın, çağırsın, içini döksün. Annem burada olsaydı böyle olmazdı zaten. Siz de büyüklük yapın biraz. Selçuk haklı Mehmet. Siz burada kalın, ben bir konuşayım onunla. Anneciğim, yani söyleyeceğin şey umarım kötü bir şey değildir. Çünkü bu güzel sofranın bozulmasını asla istemiyorum. Yoğurtlu şey de al, kabak da al, seversin sen. Çok severim. Sen anlatmadan önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bu geçtiğimiz günlerde Seher Hanım'ın yanında olman, onu savunman, bütün bu olaylara karşı olan bu soğukkanlılığın, sana çok saygı duydum. İyi ki benim annemsin. Bana hep babanla ilgili sorular soruldun ya. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Ben babanı çok sevdim. Onu gördüğüm zaman kalbim yerinden çıkıyor gibi oluyordu. Sanki dünya duruyordu. Bir tek o yaşıyordu dünyanın üstünde. Bu versiyonu hiç dinlememiştim ben. Devam et. Onunla birlikte olmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Ben yeter ki onunla birlikte olayım. İşi, gücü, kariyeri, ailemi, her şeyi geride bırakacaktım ve yapacaktım da. İşte sen babana çok benziyorsun. Sevme şeklin, hassasiyetin, insanlara davranışın. Ona o kadar çok benziyorsun ki. Neyse. Biz babanla neden birlikte olamadık? Onu söyleyeyim. Yani aslında bizim elimizde olan bir şey değildi. Bir veda mektubu yüzünden ayrıldık biz.
anlamadım. Nasıl veda mektubu? Senin baban Ziya. Söyledim. Sen de kal oğlum. Yok baba, ben bir aşağı inip havalıyım. Kızım, biz hiçbir şey için pes etmiş değiliz. Senin gibi hepimiz anneni bu evde, o sofrada görmeyi isteriz. Aslı da öyle. Hayır baba, sen... Lafımı kesme. Lütfen. Bak, Aslı bizi bir araya getirmek için, siz yokluk hissetmeyin diye yaptı bunu. Tek yapmak istediği bu, bizi bir araya getirmek. Biz büyük bir aileyiz, daha da büyüyeceğiz. Ama biz içimizi açmazsak biz nasıl anlaşabiliriz birbirimizle? Hepimiz bu haldeyken, annem orada o haldeyken nasıl düzeleceğiz baba? Dökmeden. Kötü bir şaka olması gerek bunun. Şaka değil mi anne? Şaka yapıyorsun. Böyle tepki vermen normal, anlıyorum seni. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bana böyle sofralar kurdun. Böyle karşıma geçtin, oturdun. Benim yıllarca sana sorular sordum. Babamın, bildiğimi zannettim babamın. Aslında babam olmadığını söylüyorsun. Ziya Bey'in mi babam olduğunu söylüyorsun bana? Daha fazla saklamaya hakkım yoktu. Hiçbir zaman saklamaya hakkın yoktu anne. Ben inanamıyorum. Bunca zaman ben yan yanaydım. Sana hep sorular sordum. Kaçtın, kaçamak cevaplar verdin, yalanlar söyledin, savuşturdun beni başından. Hatırlamadığım için sana hep sorular sordum, anlat dedim bilmediğim için. Ama sen bana bambaşka bir baba anlattın. Ben babam gittiği günden beri hep kendimi suçladım, seni suçladım. Hayatımda verdiğim bütün yanlış kararların sebebi bu hissettiğim ezik duygular yüzündendi. Ben sadece doğrusunu bilmek istedim. Gerçek babamı öğrenmek istedim. Ama sen bana hep yalanlar söyledin anne. Beni koskocaman bir yalan hayatın içine hapsettin. Ben sana inanamıyorum. Sen nasıl bir annesin? Bir anne çocuğuna böyle bir yalan söyler mi? Benim için kolay mıydı sanıyorsun? Çok mu zorlandın anne? Tabii doğru. Bu ailede en çok zorlanan kişi sensin. En çok acı çeken, bütün her şeye göğüs geren tek kişi sensin. Biz, tabii artık biz diye bir şey var mı ben bilmiyorum. Bizim ne hissettiğimizden, ne istediğimizden, neye ihtiyacımız olduğundan haberim bile yok.